Durum vahim gerçekten. Dikkat etmemiz lazım, önlemlerimizi almamız lazım. Kanlarımıza da rica ediyorum lütfen. Önlemlerinizi alın, rica ediyorum. Bak yalvarıyorum ya sizden, 21 yaşındayım. Ölmek istemiyorum ben. Bu koronayı lütfen önlesinler. Fabrikada çalıştım. Orada korona olmuştum. 2 gün çalıştım. 3. günü çıkmak zorunda kaldım. Haliyle iç içe böyle çalışılıyor. Oralarda sosyal mesafe diye hiçbir şey yok. 2 gün yasak veriyorlar. Pazartesi günü bayağı yoğunluk oluyor. Böylelikle yasamda bir anlamı kalmıyor zaten. Sayı bir kere oldukça yüksek. İyi haber, daha önce açıklanmayan sayıları açıklamaya başlamaları. Normal grip olan bir insan hastaneye gittiği zaman pozitif çıkarıyorlar. Esnafı, diğer insanları komple mağdur ettiler. Ben buna karşıyım yani. Virüs diye bir şey yok şu an. Grip var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam vaka sayısının 1.748.567 kişi olduğunu açıkladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru olduğunu düşünüyorum. Yanlış olsa dahi devletin bir bildiği olduğunu düşünüyorum yani. Ya insanların çok duyarsız olduğunu düşünüyorum. Yani bu gidişle de virüsün biteceğini hiç zannetmiyorum. Gerçekten insanlarımız hiç önem vermiyorlar. Yani maske, mesafe, temizlik, herkes zevkinde sefasında yani şu anda. Ya bu vaka çok fazla kesinlikle. İnsanlar hiçbir şekilde dikkat etmiyorlar sağlıklarına. Çok fazla geziyip tozuyorlar. Biraz daha dikkatli olmaları en azından bizim sağlığımızı korumak açısından çok daha iyi olur. Bilinçsiz olarak düşünüyorum. İnsanlar dışarı işleri oldukları için değil, gezmeye çıkıyorlar. Yaklaşık 10 gündür evdeydim, hiç dışarı çıkmadım. Gerekli olmadıkça dışarı çıkmıyorum. Tedbirleri de nasıl açıklasam bunu, yeterli bulmuyorum aslında. Tamam hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi ama hala marketler, fırınlar açık ve insanlar her işlerini son güne bıraktıkları için yine aynı kalabalık oluyor. Evet. Ve virüsün dağılma hızı yine o gün daha fazla olmuş oluyor. Eğer hafta sonu yasaklar gelecekse kendi görüşümce marketlerin de kapatılmasını düşünüyorum ki zamanında bunları da yaşadık. Sıkı bir denetim olursa kısa zamanda atlatacağımızı düşünüyorum. Yani aileme bulaştırmamak için şey yapmıyorum, fazla gezmiyorum. Bugün çıktım daha yeni. Çok fazla. Görüyorsunuz insanları. Çoğu maskesini takmıyor bile. Mesafenin hiçbir önemi yok. Bakar mısınız? Herkes yan yana yürüyor. Normal değil mi bunlar? Vallahi insanların biraz daha dikkat etmesi lazım. Yani belki tam sayıyı açıklamıyor olabilirler ama belki panik havası vermemek içindir. Ama biliyorum ki yetkililerin daha iyi çalıştığını, hastanelerde olsun, şeylerde olsun, biraz daha insanların kendi şahsi olarak kişisel dikkat etmeleri lazım. Nihayet gerçek verileri açıkladılar. Öyle. İnanıyorum Sağlık Bakanı'na. Vallahi kurallara uymak lazım. Dinilen lafı tutmak lazım. Adam burada kapatıyor, şurada açıyor, şurada örtüyor, şurada... Yani bir dengesizlik var. Televizyonlarda görüyor. Adam habersiz kumarhaneleri açıyor, habersiz düğünlere açılıyor, ağız göz açık. Hiç adamların umurunda değil ya. Biz kendilerine her konuda saygı duyuyoruz. Verdiği şeylerden her zaman maske konusunda da, temizlik konusunda da, titizlik konusunda da her şeylerine saygı duyuyoruz. Birazcık da yani herkes bizlere yani birazcık da şey yapsalar keşke. İnan ki çok hastaydım gerçekten. 7 tane iğne vuruldum ben. Beni dışarıya çıkarttılar, hava aldırmaya çıkarttılar. O anda da ben maske var mı yok mu hiç bilmiyorum. O anda geldi kapının önünden bana maske cezası gönderdi. Yani bu bilmiyorum. Bize karşı da yani duyarlı olsunlar. Yani geçinemiyoruz zaten. Her yer kapandı biliyorsunuz. Yani geçinemiyoruz. Yani 900 milyon ceza geldi yani. Ben bunu ödeyemem, şey yapamam. Az para değil yani. Az para da değil yani. Hani bu şu devirde yani çalışamıyoruz. Çalışıyordum ama iş yerim kapandı yani bu şeyden dolayı. Sağlık Bakanı'na inanıyorum. Doğru söylüyor. Yani doğrudur vaka sayısı. Yani bildirilen daha da fazla olabilir yani. Vaka sayısının 1.700.000 daha da fazla olabilir yani. İnsanların hani mecbur kalmadıkça evden çıkmaları ya da gerçekten ihtiyaç duymadıkça çıkmaları bence vaka sayısını arttırıyor.
durum vahim gerçekten. Dikkat etmemiz lazım, önlemlerimizi almamız lazım. Ya ben açıkçası bu koronavirüsüne pek de şey yapmıyorum. Çünkü şu an grip olan insana bile korona vakası deyip insanları mağdur ediyorlar. Yani ben açıkçası koronavirüse pek de inanmıyorum. Normal grip olan bir insan hastaneye gittiği zaman pozitif çıkarıyorlar. Esnafı, diğer insanları komple mağdur ettiler. Ben buna karşıyım yani. Virüs diye bir şey yok şu an. Grip var. Sayı bir kere oldukça yüksek. İyi haber, daha önce açıklanmayan sayıları açıklamaya başlamaları. Ancak ölüm sayısının %2,5 olduğunu söylediğinizde, göz önüne alındığında dünya ortalamasının 15.000'in biraz düşük olduğu görülüyor. Yani belki gerçek rakam bilemiyoruz. Aslında kimseyi de suçlamamak gerekiyor ama sanki 35.000 civarında olması gerekiyor gibi görünüyor. İnandırıcılığı bir ay önceye göre, daha önceye göre daha iyi. Böyle devam etmelerini, gerçek rakamları ilan ederlerse insanlar tedbir almak için daha çok çaba sarf edeceklerdir diye düşünüyorum. Bizim insanlarımız şu anda her yere maskesiz girme derdinde. Mesela maskeyi takmadan polislerden kaçma derdinde. Hani artık cezaya geçtiler. Her yere maskesiz daha girmeyi davranıyorlar. Ki yani bu yasak da mesela hafta sonu değil de mesela bir hafta full ya da yapabiliyorlarsa iki hafta full mesela yapsalar. Öyle daha güzel olur. Çünkü neden? İnsanlar mesela iki gün yasak veriyorlar. Pazartesi günü bayağı yoğunluk oluyor. Böylelikle yasanın da bir anlamı kalmıyor zaten. Bu şekilde gidersek cidden bakanımıza katılıyoruz. Biz hiçbir şekilde önlem alınmıyor dikkatimi çektiği için. Hani bilemiyorum, ölüm oranlarımız artıyor. Artık ne yapacağımızı da şaşırdığımız için artık önlemlerimizi bence ceza olaraktan iyi yöne gitmesini istiyorum. Çünkü örnek olaraktan Çin'deki bakanımız, hani bakan diyorlar kendilerine. Yani nasıl diyeyim, ölüm oranlarını azaltmaya çalışıyorlar. Lütfen rica ediyorum bakanlarımdan önlemini alsın. Çünkü ölüm oranlarımız artıyor. Ya çocuk, bebek dediğimiz insanlar ölüyor. Ben bunları önlemek istiyorum. Ben maskeyi takıyorum. Yaşım 21. Hani ölmeyi istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Çünkü bu bakanlarımıza da rica ediyorum lütfen. Önlemlerinizi alın. Rica ediyorum. Bak yalvarıyorum ya sizden. 21 yaşındayım. Ölmek istemiyorum ben. Bu koronayı lütfen önlesinler. Yani olur. Sonuçta böyle iç içe bak. İnsanı her taraf dolu, tıklım tıklım. Ne kadar da tedbir alsa bile her taraf dolu. Bulaşıyor haliyle. Bir de insanlar da zaten çalışmak zorundalar. Ev geçimi var. Hadi devlet memurları yattığı yerden istediği kadar aylarca gitmesin işe. Almak zorundalar. Şimdi mesela herkes burada belki gezmeye gitmiyordur. İş için de gidiyorlardır. O yüzden yani fabrikalar, mesela ben fabrikada çalıştım. Orada korona olmuştum. İki gün çalıştım. Üçüncü günü çıkmak zorunda kaldım. Haliyle iç içe böyle çalışılıyor. Oralarda sosyal mesafe diye hiçbir şey yok. Önlem de yok. Sadece bu sokaklarda olmaması lazım.